İsrail Savaş Kabinesi Bakanı Benny Gantz, Lübnan Hizbullah'ını tehdit etti. Gantz, gerekirse ölümcül darbeyi nasıl indireceğimizi biliyoruz dedi. Sadece Hizbullah değil, İsrail günlerdir Yemenli husulerinde saldırılarının hedefinde. O noktalardaki son duruma bakalım şimdi. Sahada etkili operasyonel bir teyakkuz var. Gerekirse operasyonu genişletmeye hazırız. İsrail Savaş Kabinesi Bakanı Benny Gantz, Lübnan Hizbullah'ını tehdit etti. İsrail 3 koldan saldırı altında. En büyük risk kuzeydeki Lübnan sınırında. Haftalardır süren karşılıklı çatışmalar savaşta ikinci cephe açılacağı endişesini büyütüyor. Gantz, son dönemde Hizbullah roketlerinin hedefi olan Kiryat Şimona kentine gitti. Lübnan ve Hizbullah'a ölümcül darbe indiririz diyerek tehdit savurdu. Hizbullah'ın askeri kapasitesinin farkındayız. Aynı zamanda daha büyük olan kendi kapasitemizin de savunma ve gerektiğinde saldırı amaçlı operasyonlara devam edeceğiz. Gerek duyulursa Lübnan'a ve Hizbullah'a nasıl acı verici bir darbe indireceğimizi biliyoruz. Bu ölümcül olacak. Hizbullah Gazze'deki savaşın başından beri neredeyse her gün İsrail'in kuzeyindeki mevzilere roket ve tank savar füzeli saldırılar düzenliyor. İsrail ordusu misilleme yapıyor. Çatışmalarda 8 Ekim'den bu yana 74 Hizbullah mensubu ve en az 7 İsrail askeri öldürüldü. İsrail'e savaş açtıklarını duyuran Yemen'deki Şii Husilerden de açıklama var. Ordu sözcüsü İsrail'in Eilat kentine balistik füze saldırısı düzenlediklerini duyurdu. Menzilimizde olan İsrail gemilerini vurmaktan çekinmeyiz tehdidi savurdu. İsrail ordusu ise Kızıldeniz üzerinde bir füzenin ok savunma sistemiyle düşürüldüğünü açıklamıştı. Husiler İsrail'in Eilat kentini daha önce de SİHA ve füzelerle hedef aldı. İsrail, Hamas'ın roket saldırılarına da hedef oluyor. Aşkelon'da sokağa düşen roketler park halindeki otomobillere ve civardaki binalara hasar verdi. 2 kişi yaralandı, can kaybı olmadı. Tel Aviv'e atılan roketler 2 kişinin yaralanmasına yol açtı.